Bir Ramazan geleneğimize tekrar başlıyoruz. Oruç tutmayanlara karşı sosyal medya linçleri mükemmel ilerliyor. Bunlar da her sene mağdur oluyor. Bitmiyor yani mağduriyete. Orucun temelini de anlamıyorlar. Keşke bir açıp baksalar ulan şu oruç ne demek? Veya şunu bir düşünmek çok mu zor gerçekten? Herkes onların dinini yaşamak zorunda mı? Onlar gibi yaşamak zorunda mı? Ben tutuyorsam herkes tutmalı. Neyse ki bu sene Ramazan dayağı haberi çok az geldi. Hatta neredeyse hiç yok. Mesela her sene Ramazan'ın ilk dayağı nerede atılır diye tartışmalar olur. Bu sene onun muhabbetini görmedim. Belki de kaçırmışımdır. Yoksa olmaz ya. Bu gelenekte de devam etmeli. Bugün taktım geleneklere. Bu Devrim Özkan'ın oynadığı bir dizi var ya Gelsin Hayat Bildiği Gibi diye. Devrim Özkan da story paylaşmış. Dizi tarihinin açıklamasını yaparken. Ertan Saban da hayırlı Ramazanlar diyor. O sırada da ağzında sigara var. Aman aman nasıl linçler geliyor. Mağduriyet bağımlısı kesimine mağduriyetler oluşturmak için kendilerine fırsatlar oluşturmuşlar. Böyle devam edin gerçekten. Bu sadece bizim için geçerli değil ama. Hangi toplum olur Olursa olsun çoğunluk neydeyse, çoğunluk neye inanıyorsa o çoğunluğun içinde her zaman sıkıntılı, avel bir kitle oluşur. Bu avel kitle de her şeyi, her kutsalını, her düşünce şeklini başkalarına dayatmayı çok severler. Çünkü avel olmak, çomor olmak bunu gerektirir. Yani bugün Türkiye'de X dini veya inançsızlık çoğunluk olsaydı onda da ona göre bir şeyler olabilirdi. Birkaç tane linç yorumunu okuyayım. Siz dalga geçin, kaybeden de siz olursunuz. Zaten seyretmiyorum dizinizi. Bu arada bütün şeylerde ağır bir yazı yanlışı var. Çok seviliyordun ama yazık. Sen de sevgiyi ne yazık ki hak etmiyorsun. Dinine saygı göstermeyen sözde sanatçı müsveddeleri izlemeyin bunların oynadığı filmleri. Ertan Saban sevdiğim oyuncuydu. Bu hareketinden sonra ona olan sevgimi sorgulayacağım. Ayıptır günahtır kendinize gelin. Dizi iş yaptı diye her şeyi her yerde söyleme gibi hakkınız var diye düşünmeyin ama madem söylediniz geçmiş olsun bu saatten sonra final yaparsınız. Bunları tek tek okuyorum ki bir Türkiye gerçeğiyle karşılaşın diye. Birçok düşünce zamanla yok olabiliyor. Mesela başkalarının oruç tutmayacağı gerçeği bunlara ne zaman yansıyacak? Mesela herkesin Müslüman olmadığı gerçeği. Düşünsene o şok yaşadıklarında böyle mal gibi bakıyorlar, mavi ekran veriyorlar. Bunların çeşitli çeşitli versiyonları da var. Onlar sıkıntı. Mesela Ramazan vakitlerinde restoran açtırtmazlar. Açılan restoranları da linçlemeye kalkarlar. İstanbul'da o kadar fazla değil ama yine de İstanbul'un bazı bölgelerinde bunların da sayısının az olduğunu düşünmüyorum. Oralarda yine devam edebiliyordur. Kadıköy'de yani her yere açık. Her yer aynı şekilde devam ediyor diyor. Oruç tutan tutar tutmayan tutmaz bu kadar basittir. Başkalarını sıkıştırmaya kalkmazlar burada sen niye oruç tutmuyorsun diye. Sana ne lan? Aileler çocuklarına baskı yapar yeri geldiğinde dövebilir bile. Bunun türlü türlü sonuçları var. Öyle küçümsenecek bir olay değil aslında bu. Dini faşizm çok ayrı bir mevzudur. Yok edilmesi gereken de bir mevzudur. Herkes inancını kendi içinde kendi şeklinde kendi nasıl istiyorsa öyle yaşar. Ama başkalarının inançlarına karışmaya hakkı yok. Buradakilere fikirlerini beyan ediyor diyebilirsiniz. Hayır burada fikirlerine dayatma vardır fikir özgürlüğüyle bu apayrı bir konu. Burada bir baskılama var, bir zorlama var. Benim istediğim gibi yaşayacaksın hayatı diye bir hayata karışma durumu var. Yani daha da açarsak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi bir olay var. Bunu kitleler halinde yaptığınızda da işte çok büyük sıkıntılar oluşabiliyor. Aranızda oruç tutanlar var. Yani buradaki kesmin o kadar öyle olduğunu düşünmüyorum zaten. Arkadaşı oruçsuz olur. Ona baskı yapmaz. Ne bileyim yemek yediğinde yemek yemezsene ya vesaire gibi bir şey yapmaz. Ama bir oruç tutuyorsanız bu genel halbde gidin kendiniz de okuyun. Kendiniz için tutuyorsunuz. Kitapta şöyle bir şey yazmıyor yani. Siz oruç tutuyorsanız başkalarına da zorla tutturun. Oruç tutmayanları dövün. Oruç tutmayanlara baskı uygulayın, linç yapın. Böyle bir şey yok. Bu zaten orucun temel muhabbetine de, temel mantığına da ters. Bu tarz düşüncelere giriyorsanız zaten hiç tutmanıza da gerek yok. Gram faydası olan bir şey değil. İlla tutacağım diyorsanız da bunu çözüp öyle tutmanız gerekiyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.